Doktor, nedir durum? Aegroto dumani maest spezest. Afür? Yani şey diyor, hasta nefes aldıkça umut ver diyor. Ne yani? Geri dönecekler mi? Above ante ab asino retro astulto undique cavetto. Kardeşim ne diyorsun? Taşak mı geçiyorsun lan benden? Ay taşak maşak diyor o adam. Burada 8 tane adamın hayatı söz konusu. Ne olacak lan şimdi? Ya bir dakika. Bir dakika ya. Şu anda bilmiyoruz. Beklemekten başka yapacak bir şeyimiz yok. Neyi bekleyeceğiz? Onların kararını bekleyeceğiz. Ne demek şimdi bu? Yani şimdi bunlar yaşamıyorlar. Teknik olarak ölü de değiller. Dünyaya gelip gelemeyeceklerine kendileri karar verecekler. Yani bir çeşit psikolojik savaş gibi düşünün. Her şey kendi kafalarının içinde olup bitiyor. Nereden biliyorsun bunu? Bunu biliyoruz. Çünkü bu tıp merkezi bu insanlar için var. Arada kalanlar için. Öteki tarafa gidemeyenler ama burada da kalamayanlar için. Ne olacak peki şimdi? Anladığım kadarıyla hepsi kendiyle iç hesaplaşmaya girecek. Yani burada kalmak istediğine karar verenler burada kalacak. İstemeyen gidecek. Yani efendimin kaderini yine efendim belirleyecek öyle mi? Sadece onların değil. Hepsi için geçerli bu. Böyle yattıkları yerden iyice bir düşünüp taşınacaklar. Ne hata yaptıklarına ona göre bakacaklar. Biraz kafaları karışmış olacak. Şeyleri oldukları gibi değil, bazen de görmek istedikleri gibi görecekler. Eksik parça teorisi diyelim. Eksik parça mı? Eksik parça teorisi nedir o? Hani böyle birini çok seversin de aşık olursun, sonra seni terk ettiğinde içinden bir parça kopmuş gibi olur ya. İşte öyle bir şey. Hepsi kendi eksik parçasını arayacak. Bulabilen sonrasında ne olacağına karar verebilir. Ama bulamayan sonsuza kadar burada kalır. Üstelik hepsi aynı kurşunla vuruldukları için aldıkları kararlar birbirlerini de bağlayacak. Mutlu bir evinde olan hiç kimse, adım gibi eminim ki, aynı anda bu kadar çok insan öldürmek istemez. Ama benim mutlu bir evliliğim olmadı ve evliliğimi kurtarmak için öldürmekten başka bir seçenek de bulamıyorum. Evliliğimizi kurtarma meselesiyle ilgili karımla uzun uzun düşündük. Ve sonunda bizim evliliğimizin kurtarılamayacağı ortaya çıktı. Çünkü eğer kurtarılabilir bir şey olsaydı, kurtarılabilir bir pozisyona düşmezdi. Ve eğer bir annem olsaydı, belki o bize ne yapmamız gerektiğini söylerdi. Ama zaten evlilik iyi bir şey olsa, benim de gerçek annem olurdu. Bütün bunları gözden geçirdikten sonra biz de ilgimizi evlilik müessesesinin kendisine yönelttik. Eğer büyük sorunu çözersen küçük sorunlar da kendiliğinden çözülür. Dünyada tek bir gelin ya da damat kalmazsa sistem önce durur, sonra paslanır ve nihayet çürür. Böylece hiç kimsenin gerçek bir evliliği olmaz. Ben de herkesle eşitlenirim. Kabul edin. Çok iyi fikir. Nasıl gidiyor karıcığım? Düşündüğümden daha eğlenceli. İnsanların ölürken üzerine aldıkları hal ölümün kendisinden daha dehşetli görünüyor. Bu konuda haklısın. Çünkü hiçbir şeyin kendisi imgesinden daha kuvvetli değildir. Yani? Yani açken hayal ettiğim 1,5 İskender her zaman yediğim 1,5 İskender'den daha lezzetli olacak. O zaman ben de duble İskender yedim. Çok akıllısın karıcığım. İşte senden bu yüzden nefret ediyorum. Peki şişmanların diğerlerinden her zaman çok daha atik olmalarına ne diyorsun? Şu şişkoyu bir saattir vuramadım gitti. 5 numaralı doğa kanunu hatırla karıcığım. Bir şey çok büyük ya da çok küçükse daha hızlı olmalıdır. Ayılardan daha hızlı yüzebilen bir kara canlısı yoktur şu hayatta. O zaman sen de 6 numaralı doğa kanunu hatırla kocacığım. Bir şeyin olma ihtimali varsa o şey olur. Evliliğimizi kurtarmak için düştüğümüz duruma bak. Bir de nasıl evlendiğimizi bilseniz. Bir merminin namludan çıkış hızı saatte yaklaşık 2800 kilometredir. Bu da ses hızının neredeyse 2,5 katı yapar. Ve eğer benim kadar kalın kafalı bir adamsanız, 8 gramlık pirinç bir ateş topu saatte 2800 kilometre hızla o kalın kafanızı delip geçmedikçe nerede hata yaptığınızı düşünmeye başlamak için bir fırsatınız olmuyor.
Neyse ki benim oldu. Şimdi de her şeyi yeniden düşünüyorum. Daha önce yaptığım hataları bu sefer yapmazsam ne olur? Öyle değil de böyle davranırsam, oraya değil de buraya gidersem, eksik parçamı, yani Melis'i alıp tamamlanabilir miyim gerçekten? Mükerrem abi çıkartma! Mükerrem abi bizim Isparta'daki öğrenci evimizin alt katında oturur. Emekli bir veterinerdir ve avlanmaya bayılır. İyi de bir avcı olan Mükerrem abi attığını bilir. Fakat vurduğuna da tutulur. Hayvanları sevdiği için de hiçbirinin ölmesine izin vermez. Onları tedavi eder ve bizzat vurduğu hayvanlarla birlikte yaşayıp gider. Biz arkadaşlar arasında buna Mükerrem abi paradoksu diyoruz. Mükerrem abi paradoksu. Mükerrem abi paradoksuna göre dünyada olmak çelişik bir eylemdir. Dünya insan olduğu için mi vardır? Yoksa insan olduğu için mi dünya oluşmuştur? Bu sorunun yanıtı bilinemez. Fakat duygusal olarak ikisi de var olduğu için bu çelişkiye katlanmanın bir yolunun bulunması gerekir. İşte bu yolda çelişkinin bizzat kendisi olmak demektir. Mükerrem abi vurduğu hayvanları tedavi ettiği gibi tok karnına yemek yemeye ve aynı nehirde iki kere yıkanmaya da bayılır. Ve bütün bunlar Mükerrem abinin eksik parça paradoksunu kökünden hallettiği anlamına gelir. Eksik parça Mükerrem abinin bizzat kendisidir. Kulağa fena gelmiyor. En azından kendi içinde çelişik değil. Paradokslar zaten kendi içinde tutarlı olmalıdır. Yani öyle olmasa zaten biz seninle nasıl böyle konuşabilirdik? Oğlum biz seni matbaacılık okumaya gönderdik. Ama sen filozof olmuşsun. Kitapların basıldıktan sonraki hali daha çok ilgimi çekti diyelim. Önceki hallerine de zaten kitap diyemeyiz. Oh, güzel. Öbür taraf kafanı açmış. Yok be oğlum. Ben de kafama kaldı. Ya kendi esprine güldüğün için cezanın arttırılmasına hiç endişe etmiyor musun sen? Annene merhaba demeyecek misin? Melis nasıl? Neden kendini sormuyorsun? Çünkü korkuyorum. 2000'den fazla mektup yazdım. Bir tanesine bile cevap vermedi. Bence seni bekliyor. Öyle mi diyorsun? Peki ya? Ya beni unuttuysa? Ha? Ya aklına bile gelmiyorsam ha? O zaman ne olur mahvolurum baba. Kafanın içindeki bir ölüyle konuşuyorsun Tayfur. Bir insan daha ne kadar mahvolabilir? Bir insanın annesinin mezarıyla sevdiği kızının evi arasındaki mesafe yürünerek kat edilebilecek bir mesafe ise orada bazı şeyler hakkında bir daha düşünmek gerekir. Çünkü bu hiçbir zaman hiçbir yere gitmemiş olduğunuz anlamına gelebilir. Ve eğer bir yere gitmediyseniz geri dönmüş de olamazsınız. Peki öyleyse elimde bu boş valizle ve ağzına kadar dolu gül suyu damacanasıyla deliler gibi sevdiğim kızın evinin önünde beklerken içimi kavuran boşluk duygusunun Mükerrem abi paradoksuyla bir ilgisi. Bağlama kutusunda makinalı tüfek taşıyan birileri eksik parçanızı 76 model bir otomobile atıp götürürse sırtınızda açılan derin yarayı tedavi edebilecek bir Mükerrem abi bulabilmek mümkün müdür? Bence de değildir. Şu andan sonra yapılacak iki şey vardır. Bir, eksik parçayı falan boş verirsiniz ve hayatınızı sıradan bir televizyon seyircisi olarak geçirip yine sıradan bir televizyon seyircisi olarak ölürsünüz. Öldüğünüzde bütün sıradan televizyon seyircileri sizi iyi bilir. Ölümünüzün üzerinden bir hafta bile geçmeden unutulursunuz. Ve asıl o zaman öldüğünüzü bilebilecek tek bir kişi bile bulamazsınız. Melis. Tayfur, hoş geldin oğlum. Hoş bulduk Sebahat abla. Geldiğini duydum. Dedim şimdi bu çocuk yoldan geliyor, aç gelir. Sana yemek yapıp getirdim. Allah razı olsun Sebahat abla. Ne gerek vardı?
Patlıcan çiçeği dolması bu Tayfur. Daha bu sabah bahçeden topladım. Hadi afiyetle yiyiz. Ya da iki. Geldiğiniz yere içinizdeki boşluğun atası olan o büyük boşluğa geri dönersiniz. Üstelik bunu yapmanın sonsuza yakın yolu vardır. Kendinizi bir yerden atarak, kafanıza sıkarak, Fenerbahçe'yi tutarak ya da bir tencere patlıcan çiçeği dolmasının üzerine bir damacana dolusu gül suyu içerek. Ölüyorum Tanrım. Bu da oldu işte. Her ölüm erken ölümdür. Biliyorum Tanrım. Ama ayrıca aldığım bu hayat hiç fena değil. Üstü kalsın. Yeryüzünde insanı uyuşturan herhangi bir uyuşturucu madde bulunmaz. Sadece bazı kimyasallar vücudumuzdaki serotonin ve dopamin gibi nörotransmitterleri taklit ederek nöronlarımızı kandırırlar. Biz de kafamız iyi oldu zannederiz. Bir tencere patlıcan çiçeği dolmasının üzerine bir damacana gül suyu içince evrendeki yegane gücün aslında kendinde toplandığını anlamaksa hiç zor değildir. Tıpkı bizim dünyamızın olası başka dünyaların taslağı olması gibi insan da taslak halinde bir imkandan başka bir şey değil. Yapıp yapabileceğimiz en iyi şey o taslak halindeki imkanı kuvveden fiile çıkarmak. İş bizde biter, bizde başlar. Kendimizi bilirsek eksik parçanın ne olduğunu da biliriz. Eksik parçayı bulursak da nihayet kendimizi buluruz. Nasıl diyordu Hacı Bektaş Veli? Hararet nardadır, saçta değildir. Keramet baştadır, taçta değildir. Her nar arisen kendini ara. Kudüs'te, Mekke'de, haçta değildir. Hayır efendim, hayır, hayır. 100 kere, 1000 kere hayır. Bu nedir ya? Allah Allah. Ben nargile içen orangutan haberi yapmak istemiyorum. Ne saçmalık ya? İyi de Asım Bey, adamlar içiyor fokur fokur. En çok da elmalısını seviyorlar. Ya şahsen ben de elmalıyı tercih ediyorum. Asım Bey basılmıyor diyorsa basılmayacak. İyi de biz basmazsak Erenköy postası basacak bunları. Basarlarsa bassınlar efendim. Basıyorlar da ne oluyor acaba? Ne olacak? En az bizden 11 kat daha fazla satıyorlar. Aa tabii tabii. Hatta gazete çalışanları da evlerinin kiralarını ödeyebiliyorlardır kardeşim. Vay be. Ya ağzımdan kaçtı ya. Geç bile kaldın kardeşim, siktir et. Lan! Nereden çıktın lan sen? Vay arkadaş ya, vay arkadaş. Melis yengeyi kaçırdılar, ne demek ya? Bunlar var ya, hep garibanlıktan geliyor başımıza, hep. Parasızın gözü çıksın. Kardeşim, yoksulluk değil problem. Asıl daha kötüsü ne biliyor musun? Yoksunluk kardeşim, yoksunluk daha kötü. Ya basit bir kız kaçırma eylemini, isyancı sosyopolitik bir zemine oturtma çabanızı izlerken gözlerim yaşarmadı desem yalan söylemiş olmaktan korkarım. Sen neden sırıtıyorsun abi? Melis'i kaçırmadın bu adamlar. Adamlar değil, tek bir adam. Tek bir adam. Ama bağlama kutusunun içinde kocaman eşek kadar bir tüfek var. Benim yanımda da sizler varsınız. Kafandan geçen tam olarak nedir? Kafamdan geçen tam olarak şu. İyiliğin hakikati olan mesafesi, hakikatin kötülüğü olan mesafesinden daha yakın değildir. Ne diyorsun oğlum sen? Sen biz ne yapacağız? Bize onu söyle. Dünyadan muradımızı alacağız kardeşler. Muradımızı. Tayfur nereye gidiyoruz oğlum? Kendi kaderimizi kendimiz yazmaya. Allah Allah. Tayfur kardeşim sen Isparta'da matbaacılık okumaya değil de İspanya'da hergelelik okumaya gitmiş gibi halin var, farkında mısın? Oğlum bu iyiymiş ha. Bunu bir ara gündeme alacağım. Allah Allah. La eş! Alo! Bir dur, bir dur amına koyayım lan. Söyle. Ne söyle? Ne söyleyeceğim? Sen söyleyeceksin lan. Biz ne yapmak istiyoruz? Melis yengeyi kurtarmak. Kimden? Bağlama çantasının içinde tüfek taşıyan bir zibididen. Zibidi mi? Ha, zibidi. Ulan o kadar kelimenin arasında zibidiyi nasıl buldun ya? Konuyu değiştirme. Tamam. 3 tane genç bir zibididen yengeyi kurtarmak için neye ihtiyacı vardır? Güç. Para. Bir yerden başlamak lazım değil mi?
Selamun aleyküm. Alet yeni mi? Yıkılıyor vallahi. Oğlum bu ne manyak bir şey. Vallahi ben bunun böyle bir şey olduğunu bilseydim ev taksinin yerine burun taksiye girerdim ha. Oğlum ev taksici de lan. Size de şaka yapamıyor lan. Tayfur, oğlum o değil de sen bu arabayı Tiki'den nasıl aldın lan? Onunla insan olduğu varsayımından yola çıktım kardeşler. Nasıl yani? Yani emek sermaye çelişkisini en yalın haliyle anlattım. O da vicdan sahibi her insan gibi elindekini paylaşmayı tercih etti. Anneciğim, çok üşüyorum. Neden sobayı yakmıyoruz? Çünkü kömürümüz yok kızım. Neden kömürümüz yok? Çünkü kömür alacak paramız yok. Neden paramız yok? Çünkü babanı kömür madenindeki işinden çıkardılar. Ama neden? Çünkü çok fazla kömür var. Ne oluyor oğlum? Oğlum nereye geldik lan biz? Bize para lazım değil miydi oğlum? Lazım da burada huzur evi yazıyor. Yaşlı insanları mı soyacağız? Ayıp değil mi lan? Parayı ve ayıbı birbirinden ayıramazsın kardeşim. Paranın olmadığı yerde ayıp da olmaz. Ve bir yerde para varsa orada mutlaka ayıp bir şeyler yapılıyordur. İyi de oğlum. Bu kadar yaşlının olduğu bir yerde ayıp ne yapılıyor olabilir ki? Yaşlılara güvenme kardeşim. Bildikleri bir şey olmasa dünyadan ayrılmamak için bu kadar direnmezlerdi. Bak kardeşim. Bir ülkedeki en tehlikeli kurum huzur evleridir. Ülkenin huzur evleri huzursuz yaşlılarla dolup taşıyorsa o ülkeden umudu kesmenin vakti gelmiş de geçiyordur. Anasını, babasını, halasını, dedesini, komşusunu, teyzesini yaşlılarla dolu bir hapishaneye tıkıp sonra oy atmaya giden adamların dahil olduğu bir seçim sistemine itiraz etmenin vakti gelmedi mi artık? Sadece yaşlı oldukları için evlerinden atılıp birbirlerine acıyarak ölümü bekleyen insanların olduğu dört duvar arasında nasıl huzur bulunabilir? Bu insanları 82 yaşından sonra cam boyamaya, tahtadan oyuncak yapmaya, çoluğunu çocuğunu hatırlayıp kapı arkalarında için için ağlamaya mahkum eden ahlak anlayışı bu güzelim dünyaya nasıl bir güzellik katabilir? Hiç düşünmediniz mi? Peki günün birinde kendinizi orada görmeyi hiç düşünmediniz mi? Umursamaz oğlunuz, terbiyesiz gelininiz, tembel kızınız güvenlik listelerde yan gelip kıçını kaşırken 91 yaşında bir bunakla aynı odayı paylaşıp Azrail'in piyangosunu acaba kime çıkacak diye sabaha sabah edip endişe ettiğiniz hiç olmadı mı? Hiç düşünmediniz mi? Vay be. Patlıcan çiçeğinin kudretine kurban amına koyayım. Şimdi haksız mıyım söyleyin? Bence salaksın. Haksız olmayı tercih ederim. Ya sen ne diyorsun ya? Yani şimdi ne yapalım ha? Ya yengenizi şimdi bu adamın elinden kurtarmayalım mı ha? Of! Of! İyi tamam. Tamam söyle ne yapacağız şimdi? Alo. Akif Zıvana ile mi görüşüyorum? İyi akşamlar efendim. Bu saatte rahatsız ediyorum ama gider ayak huzur evinden arıyorum. Annenizin eli kulağında. Evet efendim, eli kulağında. Hemen gelmeniz gerekiyor. Teşekkür ederim. Kat 4 daire 11. Geliyorlar çok. Thank you.
huzur evine yerleştirdiği annesinin ölüm haberini alıp evden fırlayan orta sınıfa karşı duyduğum tiksinti, sakladıkları paralarını bulduğumda bir çeşit merhamete dönüşmeseydi, eksik parçam olan Melis'in peşinden koşmayı göze alamayabilirdim. Neyse ki onlara göre bir takım avantajlarım var. Birincisi, ben annemin ölüm haberini hiç almadım. Ve ikincisi, Melis'i bir öküz kadar çok seviyorum. Öküz derken, hayvanın büyüklüğünden bahsettiğim yok. Bir öküzün dünyaya karşı duyduğu sınırsız ve bilinçsiz tutkuyla seviyorum Melis'i. Hiç ölmeyecekmişim gibi ya da hemen şu anda ölebilirmişim gibi seviyorum. Melis'e olan sevgim ölümün bütün ağırlığını üzerimden alıyor. Ölümün ağırlığından kurtulduğunuzda da, bilmem hiç yaşadınız mı ama, ahlak duygusundan da kurtuluyorsunuz. O yüzden şu anda yaptığım şey hırsızlık değil, bir çeşit düzenleme. Bunun böyle olduğunu düşünmesem bu yola da çıkmazdım. Ne zaman ve nerede okuduğumu hatırlamıyorum ama büyük Yunanlı filozoflar başlangıçla amaç bir ve aynıdır derlermiş. Babam da hep varılacak yer yolun kendisidir derdi. Yani demem o ki, bir şeyi yapmak için bir kere yola çıkıldıktan sonra o şeyi bitirip bitirmemenin de çok bir önemi olmuyor. Önemli olan yolda olma hali. Ve ben şu anda yoldayım. Melis'imin, eksik parçamın, yani bizzat kendimin yolunda. Vay arkadaş, bu hırsızlık işi ne kebap işmiş böyle. Şimdi bu konuya nasıl baktığına bağlı. Yani kebapçılık da hırsızlığa dönüşebilir. Allah Allah. Tayfur, sen bu kadar akıllı bir adam değildin. Ne oldu lan sana? Basitçe söyleyeyim. Kurşunun dimağdaki etkisi. Kurşun mu? Ne kurşunu? Peki tamam. Şimdi nereye çufçufluyoruz? Ha, bu senin zibidiyi bulmamız gerekiyor. Da adamın 76 model bir arabası olduğu dışında başka bir bilgimiz yok. Nasıl yapacağız? Şöyle söyleyeyim. Sizce bu dünyada 76 model ve içi suçlarla dolu bir otomobilin kime ait olduğunu kim bilir? Nedir bunlar? Ekibin maaşı. İyi de ekibin maaşının seninle ne ilgisi var? Aslında ekip dediğin zaten 3 kişi. Onlar da benim arkadaşlarım. Ne istiyorsun karşılığında? Bir takım bilgiler, karanlık tarafla ilgili. Karanlık tarafla yakın irtibat içinde olduğu fikrine nereden ulaştınız? Asım Bey, siz bir gazetecisiniz. Işığın nerede bitip karanlığın nerede başlayacağını size ben mi söyleyeyim? İşte. Evet, bakalım şimdi. Şimdi, Tayfur, iyi bak bakalım. Araba bu muydu? Bu. O zaman sıçtın yavrum. Niye? Çünkü bu araba Çinli Selim'in üzerine kayıttı. Çinli Selim mi? O da kim? Ya bu adam, bu hasımlarına böyle Çin işkencesi yapan bir adam. Bu adam aşağı miyerli çıktı bir mafya babası. Nereli bir mafya babası? Aşağı miyerli çıktı. Eskişehir'in bir ilçesi. Ben neden duymadım burayı daha önce? Pozantı diye bir şey duydun mu? Pozantı derken? Ya konuya mı odaklansak? Bu adam son derece zalim ve de Çin işkencesi konusunda uzman biri. Ya bu ne ki? Biz bunu çocukken yapıyorduk. Yo. Yo. Kardeşim, bu senin gördüğün adam bu Çinli Selim'e benziyor muydu? Ya ben Necdet Yürüye ne kadar benziyorsam o da o kadar benziyordu. Kime ne kadar benziyorsan? Ha, o zaman iş değişti. İyi hadi, şanslı gününüzdesiniz. Emin misin patron? Evet, çünkü Çinli Selim otomobili devretmiş. Vallahi mı? Kime? Dertli Ferdi'ye. O da kim? Bak. Yo. Tanıyor musun fotoğrafı? Yo. Yani şahsen tanımıyorum ama isim Melis'i kaçıran bu. Cem, bu bizimle dalga mı geçiyor tutuk? Bilemiyorum adam. Al işte lan. Dertli Ferdi'nin kahvesi burası. Ferdi de içeride midir lan acaba? Ne bileyim oğlum ya. Of. Lan kaderimle sevgilimi kahvehane işleten 3. sınıf bir kabadayının elinden kurtarmak için senle böyle tikinin arabasında saklanmak da varmış. İstemiyorsan ben gideyim kardeşim. Yok oğlum öyle demek istemedim ya. Ben tamamıyla çarpık kentleşmenin yarattığı o bozulmuş dikey hareketlerle ilgili bir şey söylüyorum ya. Baksana bak, dert, Ferdi, bağdaşma, bağlama, tüfek,
kahvehane, kız kaçırma. Ya bu sembollerin tamamı taşra kökenli abi. Ama olay direkt şehirde geçiyor. Ya tüfek ya. Delikli demir. Yani tabanca bile değil. Ulan İstanbul. Bu bana reva mıdır lan? Ha? O denli sevmişim. Müstahak mıdır ha? Siktirip gidiyorum. Siktirip gidiyorum lan. Başınızın çaresine bakın. Arabesk dinleyeceğim. Rakı içeceğim. İntihar edeceğim. Kıçınıza kına yakın. Aha. Dertli Ferdi'nin arabası. Aha Dertli Ferdi. Aha Dertli Melis. Dertli Melis lan. Sevdiğin kızla 6 sene sonra göz göze geldiğin o ilk anda pırıl pırıl ışıltılarla yeniden yaratılan dünya nasıl oluyor da hep bildiğimiz yalan dünya haline geri dönebiliyor? Hangi çirkin elli, çirkin ayaklı, çirkin suratlı, çirkin insanların çirkin emelleri bizim parçalarımızı eksiltenler? Tamamen yok olmamak için direncimizi bizzat bu çirkinlikten alan bizler miyiz yoksa? Yoksa Mükerrem abi paradoksu gerçekten doğru mu? Melis! Sus oğlum, sus lan. Kardeşim sen Napolyon ne demiş biliyor musun? Parayla ilgili olanı diyeceksen aynen katılıyorum kardeşim. Kardeşim Napolyon demiş ki gün gelecek bir tane atom taneciği beni paramparça etmeye yetecek. Ama o gün gelene kadar dünyadaki bütün ordular birleşse benim kılıma bile zarar veremez. Allah! Bir Allah! Yenge! Lan! Melis! Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ay! Lan! Tayfur dur! Yapma! Tayfur! Tayfur atma! Ne oldu? Yenge! Tayfur! Tamam yeter yeter! Al bir isi kaç! Al kaçın! Lan! Kaç kardeşim! Lan! Tayfur ne yapıyorsun? Tayfur dur, dursana Tayfur. Seni çok özlemişim Melis. Tayfur yavaş. Sen de beni özledin mi ha? Söyle özledin mi? Tamam özledim Allah'ın cezası özledim. Dur artık ya bir dur. Şimdi aklından bir sayı tut. Ne? Aklından bir sayı tut. Tayfur sen manyaksın manyak. Tamam ben ya manyağım, sen çok akıllısın, zekalısın. Göster bana zekanı. Tut. Tamam tuttum. Şimdi 8 ekle. Ekledim tamam. Güzel. Şimdi 3 daha ekle. Tamam onu da ekledim Allah'ın cezası. Şimdi 6 çıkar. Tamam çıkardım. Şimdi ilk tuttuğun sayıyı çıkart. Ne? Şimdi ilk tuttuğun sayıyı çıkart. Çıkart çıkart. Tamam çıkardım tamam. Tamam 1 ekle şimdi. Ekle. Ekledim tamam ama Tayfur ne olur bitir artık şu işlemi ya. Tamam çok az kaldı. Şimdi 6 çıkart. 12 ekle. Ekledim tamam. Şimdi karesini al, 2'yle çarp. Tayfur, tamam yeter. Çarptın mı? Tamam, çarptım. Şimdi 12 daha ekle. Yeter. Ekle 1,5'le çarp. Tamam, çarptım. Güzel. O zaman sonucu söylüyorum. 450. Tamam. Aferin Tayfur, aferin, bravo. Evet, 450 ne olur dur artık ya. Melis, bu arabanın üstü açılıyor biliyor musun? Ne güzel. Bravo Tayfur sana, ne güzel ya. Açayım mı? Aç, Allah belanı versin senin. Aç, onu da aç. Allah kahretmesin. Ya dur! Dur artık, dur! Ya sen ne yaptığını zannediyorsun ya, manyak herif. Ya çok özlemişim Melis, ne oldu? Ya sen ne istedin o gariban adamdan ya? Ne istedin ya? Aa, kim gariban? Dertli Ferdi mi? Evet. Evet, ya sen o adamın kim olduğunu biliyor musun? Biliyorum. Çinli Selim'in adamı. O bağlama kutusu var ya, onda da makinalı tüfek var. Nereye ya? Melis! Şişt. Melis dur! Melis dur ya! Ya Melis dursana mı? Tayfur bak, bu adam bir bağlama üstadı. Biz onunla internette tanıştık, benim sesimi çok sevdi. Beni çok önemli bir besteciyle tanıştıracaktı. Adam ara sıra kahvehanesine geliyormuş. Bu akşam da gelecekti. Ya ben bu hikayeyi bir yerden hatırlayacağım ama. Ya sen elinin körünü hatırla Tayfur ya. Ay ne oluyor ya?
Tayfur kim bu kadın? Sensin Melis ya. Nasıl benim ya? Kim bu kadın Tayfur? Ha? Kim lan bu kadın? Melis'in fotoğrafını bulamadım. Gazetede bu vardı, bunu yaptırdım. Çok benzememiş mi? Puh. Şimdi Selim abi. Ne yaptığını sanıyorsun sen lan? Abi biz arkadaşımla neslimizi devam ettirmenin meşru zeminini hazırlamaya çalışıyorduk da. Melis! Efendim? Sen benim karıma mı yürüyorsun ulan? Hayatımın en kritik anına girerken sevgili seyirciler, sizleri de aramda görmekten mutluluk duyuyorum. Bir başka mutluluk kaynağım da şu ki, iyi ki zamanında Melis'e aşık olmuşum. Ve sonra onun aşkına dayanamayıp Isparta'lara gitmişim. Çünkü Isparta'ya gitmeseydim, Mükerrem abi paradoksundan asla haberim olmayacaktı. Ondan haberim olmayınca, avın aynı zamanda avcı olduğunu, ama aslında ikisinin de kendisi olmadığını, kendisi olanın ikisinin arasındaki çelişkiden çıktığını, bunun için de aynı anda ikisi de olmak gerektiğini bilemeyecek ve bir şeyin olma ihtimali varsa o şey olur şeklindeki 6 numaralı doğa kanununa post-Keynesyen ekonomistlerin beklenti ne yöndeyse gerçekleşme o yönde olur şeklindeki tespitlerini de ekleyip ben bu Çinli Selim'e buradan bir uçarım noktasına gelemeyecektim. Melis için çıktığım yolda hayatımı kaybetmek üzereyken beni kurtaran yine Melis için yola çıkmak oluyordu. Ben ve arkadaşlarım ve canım Melis'im şu anda Mükerrem Ağa paradoksunun cisimleşmiş halleriydik. Ve Melis'imin benim eksik parçam olduğundan artık hiç şüphem kalmamıştı. Ne yaptık lan biz böyle? O kadını bu şekil ben mi dövdüm ya? Nasıl oldu bu? Vallahi arkadaşlar Türkçe konuşmak zorundayım. Galiba biz Çinli Selim'in amına koyduk. Böyle masalsı ve efsanevi bir atmosferde tabancaların, dolarların, şampanyaların arasında sersemce ve hülyalı bir gecenin sonunda gerçekleşti. Mükerrem abi paradoksu çalışmıştı. Ben eksik parçamı bulmuştum ve her şey sonsuza dek şahane olacaktı. Ama öyle olmadı. İmzaları atmamızın ardından 47 saat geçtiğinde evliliğimiz, gırtlağına bıçağı yedikten sonra coşkulu çırpınmalarla dehşet içinde ölmeye başlayan ve sol ön ayağının son titreyişinden sonra ruhu sakince aramızdan ayrılan kocaman bir öküzün cesedine dönüştü. Melis'le ben de o öküzün boynuzlarıydık. Yeryüzündeki hiçbir yaşayan dilde
bacanak ya da kayınço kelimelerinin birebir karşılığını bulamazsınız. Oysa bizde bunlar yetmez. Eltiler, görümceler, kayınlar havalarda uçuşur. Ve uçuşurken evliliğin ruhunu da alıp götürürler. Siz de öyle mal gibi havalara bakar durursunuz. Yeni evlilerin evine paldır küldür dalmak, onlara daha üçüncü günden itibaren hani çocuk nerede şakaları yapmak, fakat çocuğu yapmaları için onları bir saniye bile yalnız bırakmamak vakayı adiyedendir. Şeytan diyor ki gümbür şurada Melis'e, çık üstüne, ne yapacaksan yap, eltiler, görümceler, kayınlar, kayınçolar da yeni evli görsün. Soğuk köfte çok güzel olmuş karıcığım. Sen de yumurtayı çok güzel haşlamışsın kocacığım. Sence sorun ne? Ya bir gireyim ya! Ya gireyim ya! Biliyor musun benim annemin sesi çok güzeldi. Sen de çok güzelsin. O hep bana türküler söylerdi. Öpüşelim mi? Ben ne bokuyacağım baba? Bana ne soruyorsun? Nerede çıkardıysan oradadır. Baba. Sence sorun tam olarak ne? Galiba Melis benim eksik parçam değil. Bu konuyu annene de danışmak ister misin? Sence evliliğimizi kurtarmayı denemeli miyiz? Belki de sorun evliliğimizin yürümemesindendir ha. Belki de benim eksik parçam gerçekten de Melis'tir. Bence biraz romantizme ihtiyacınız var. Romantik bir şeyler deneyin. İşte evlilik müessesesini bitirme planı böyle kuruldu. İşe en yakınlarımızdan başlayacaktık. Basit bir intikam provası gibi düşünün. Romantik ve evliliğimizi neşeli hale getirecek küçük dokunuşlar. Sonra sıra ikinci etaba gelecekti. Yani Türkiye'ye açılacaktık. Kına gecesi stresini atlatmış olmanın rehaveti içindeki bütün gelinler ve damatlar bizden korksundu. Ve sonunda da sıra dünyadaki evlilik müessesesini özgürleştirmeye gelecekti. Bütün dünyayı bu illetten kurtaracak ve en kahraman dullar olarak tarihe geçecektik. Ama olmadı. Başaramadık. Evlilik müessesesini özgürleştiremedik. Geriye sadece kendimizi özgürleştirmek kalmıştı. Hayırlı olsun. Amin. Yanlış yaptın Melis. Boşanmayacaktın. Artık kardeşim de değilsin. Sakın eve falan da gelme. Oğlum öyle bir bitmek bittim ki. Yani kafamı biraz kaldırsam tabutun kapağına çarpacak gibi hissediyorum. Oğlum abartıyorsun ya, abartma. Şu an dünyada milyonlarca insan boşalıyor oğlum. Öyle mi lan? Vallahi mi ya? Oh be! Oh lan ya! Oh lan! Bana ne lan milyonlarca insan boşanıyorsa? Benden mi boşanıyorlar? Benim derdim boşanmak falan değil ki ya. Ben bitmişim abi. Ben bu zamana kadar Melis yüzünden bittim zannediyordum ya. Meğer Melis yüzünden değil. Ben şimdi neden bittiğimi bile bilmiyorum. Yani bu bitmek mevzusu şart mı? Yani mutlaka bitmek mi gerekiyor? Yani huzurlu, mutlu, böyle kendi halinde bir hayat opsiyonu yok mu? Cem ne diyor oğlum bu? Haklı oğlum. Haksız mı adam? Ha? Çok abartıyorsun, çok. Biz Melis yenge için elimizden geleni yaptık. Hatta elimizden gelenin fazlasını yaptık. Yapmadık mı kardeşim? Hem sorunu değil. Çinli Selim var ya, hala bizi arattırıyormuş oğlum. Dertli Ferdi de beni sorduruyormuş mahallede. Evet yani. Neler yaptık, neler geldi başımıza ama olmayınca olmuyor demek ki yani. Oh.
Of ya kardeşim, siz de bana mahalle arası bilgeliği yapmayın ya. Siz daha benim derdim ne onu bile bilmiyorsunuz ki. Benim derdim eksik parçam da onu bulmak. Melis falan değil oğlum ya. Yok Melis değil. Melis şimdi şuradan çıkıp gelse dönüp bakar mıyım ben acaba ha? Melis! Melis sen buradan ne yapıyorsun sen? Pavyonlara mı düştün Melis? Melis! Ben hatırladın mı birader? Aa manyak katil dert yok. Hey! Yattın ulan! Ah. Lan! 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 Koş lan! Koş! Kaç, kaç! Aman Allah'ım! Ne oldu lan? Ne oldu lan? Şu kadınlara baksana oğlum. Hepsi burada hapis gibi perperişan. Bu ne lan? Hangi çağda yaşıyoruz lan? Ne oldu buna lan? Oo! Kim lan bu mekanın sahibi? Ha? Kim bu mekanın sahibi? Çıksın gelsin. Bu kadar kadın içeride nasıl alıkoyuyorsunuz ya siz? Kim? Mekanın sahibi kim? Joe! Çıksın gelsin buraya. Çıksın. Mekanın sahibini istiyorum. Benim ulan ne olacak? Ha. Oğlum bu bir felaket. Melis'in o pavyonda çalışıyor olması... Ferhat Göçer'in doktorluğu bırakmasından sonraki en berbat şey. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Örneği yanlış vermiş olabilir misin? Siktir lan. Buna mı takıldın amına koyayım? O kadınları oradan kurtarmamız lazım. Belki de benim eksik parçam... sadece Melis değil. O kadınlara hayatlarını bahşedeceğim. Evet, kesinlikle öyle. O kadınların hayatları eksik. Ben o eksiği onlara geri vereceğim. Böylece onlar da tamamlanmış olacak. Ben de. Hazırlanın. Başlıyoruz. İnsanın bazı şeyleri anlamasının zaman alması gerçekten sinir bozucu. Olan şeyi hemen orada bir kere de anlasak, zaman bize kalsa ve o kalan zamanda da eve gidip uyusak mesela, daha iyi olmaz mı? Benim şimdi anladığım eksik parçanın tek bir parça olmadığı. Eksik parça dediğimiz şey başka parçalardan oluşan daha büyük bir şey. Mesela Lego gibi. Mesela yapboz gibi. Mesela bizzatihi insanın kendisi gibi. Aynadan baktığımızda gördüğümüz bir ve bütün şeyin ne kadar çok sayısız şeyin birleşmesinden meydana geldiğini bizzat bildiğimiz halde aynaya her baktığımızda tek bir bütün görmemiz bizim çıldırmamamızı sağlayan şey. İnsan ancak tam olan üzerinden kıyas yaparak düşünebiliyor. Eksikten, yanlıştan, farklı olandan kendimize kerteriz alamıyoruz. İşte bu yüzden de kendimizden çıkıp kendimizdeki eksiği görmek için bazen benim gibi kafamıza kurşun yememiz gerekiyor. Umarım sevgili seyirciler, sizin için aynı şey gerekmez. Burası mı pavyon? Ha, ne oldu ki, ne var? Ay burası çok güzelmiş ya. Ay çok güzel. Kızlar, kızlar hadi. Hadi hadi, sizi kurtarmaya geldim hadi.
Otobüs kapıda, otobüs kapıda bizi bekliyor. Kaçıracağım sizi ya. Ya niye kaçmıyorsunuz siz? Otobüs bekliyor. Ne yapıyorsunuz ya? Tayfur. Melis. Ya sen ne yapmaya çalışıyorsun ya? Melis, ben sizi kaçıracağım, kurtaracağım sizi. Özgürlüğünüzü vereceğim. Eksik parçanızı vereceğim size. Tayfur sen iyice delirdin galiba. Niye buradan kaçmak isteyelim? Melis mi? Tayfur bak. Biz burada işimizi yapıyoruz. Ben sen kabul etmesen de bir ses sanatçısıyım. Burada sahneye çıkıyorum. Arkadaşlarım da sahneye çıkıyorlar. Melis. Tayfur. Burada çalışmak, müziğimizi burada yapmak bizim tercihimiz. Buna düşünüp taşınarak özgür irademizle karar verdik. Ya belki biraz eksiyiz. Belki çok kazanamıyoruz. Belki hepimiz çok daha iyi yerlerde çıkıp söylemek isterdik. Ama burada mutluyuz. Sen bir sürü şeyi çok yanlış anlamışsın Tayfur. Bence sen git biraz daha düşün. Hadi. Tek kelime İngilizce bilmediği halde İngiltere kralı olan Fransız asıllı aslan yürekli Richard, Haçlı ordularının başında Kudüs'ü işgal etmek için geldiğinde karşısında büyük komutan Selahaddin Eyyubi'yi bulur. Kudüs Selahaddin'indir ve kimseye vermeye de niyeti yoktur. Aslan yürekli Richard ile Selahaddin'in orduları arasındaki savaş, tarihe geçecek kadar kanlı şekilde cereyan eder. Richard saldırır, Selahaddin savunur. Savaşın sonlarına doğru Richard'ın orduları güçten düşmeye ve dağılmaya başlarlar. Sonunda çatışmalar o kadar şiddetlenir ki Richard'ın bindiği kendi atı Selahaddin'in askerleri tarafından vurulur ve ölür. Koca İngiltere kralı savaş meydanında atsız kalmıştır. Selahaddin'in gözcüleri bu haberi hemen Selahaddin'e getirirler. Birçoğumuz Selahaddin'in gelen bu haber üzerine zafer çığlıkları attığını işitir gibiyizdir. Ama gerçekte böyle olmaz. Selahaddin kendi atlarından 4 tanesini hem de savaşın ortasında binip savaşmaya devam etsin diye İngiltere kralı Richard'a gönderir. Richard ne de olsa misafirdir. Ayrıca Selahaddin atı olmayan bir kralla savaşmayacak kadar büyük bir komutandır. Bu hikayeyi niye anlattığımı tam olarak ben de bilmiyorum. Kendimi Selahaddin'le özdeşleştirmeyi çok isterdim. Ama gördüğünüz gibi mümkün değil. Richard'la özdeşleşeyim desem, o da az büyük bir komutan değildir. Yanına bile yaklaşamam. Burada benim payıma düşse, Richard'ın ölü atı olmak düşer. Evet, ben aslan yürekli Richard'ın ölü atıyım. Sadece bütün atlar gibi öldüğümün farkına varamıyorum. Ama bir saniye. Ben savaştan anlamam. Anlayanı da sevmem. Çünkü gördünüz, denedim. Kendimle savaştım ama olmadı. O zaman en iyisi hazır patlıcan çiçeği dolması da yememişken meydandan çekilmek. Tayfur. Anne. Hoş geldin oğlum. Asıl sen hoş geldin anne. Benden hala nefret ediyor musun Tayfur? Tayfur. Oğlum. Sen kabul etmesen de ses sanatçısıyım. Burada sahneye çıkıyorum. Biliyorum anne. Tayfur. Burada çalışmak, burada müziğimi yapmak benim tercihim. Buna düşünüp taşınarak kendi özgür irademle karar verdim. Biraz eksiyim. Belki çok kazanamıyorum. Belki de çok daha iyi yerlerde söylemek isterdim. Ama burada mutluyum. Sen yokken de buradaydım. Şimdi de buradayım Tayfur.
Annemle babamın bir düğün sırasında maganda kurşunuyla öldükleri yalanına bu yaşıma kadar inanmayı başardığım için kendimle gurur duymak isterdim. Ama bu kadar büyük bir yalana bile inanırken şimdi fark ediyorum ki umursamadığım bir sürü küçük yalan inandığım büyük hakikatler haline gelmiş. Tayfur, yok bir şey oğlum. Yani istersen sen şimdi Melis'lere git, ben seni oradan alırım. Vas baba, ben o yalanı bir kereydim, bir daha yemem. Ama Tayfur evladım, bak şimdi. Ya bir dakika. Anne. Oğlum. Ve o küçük yalanlar büyük hakikatler haline gelirken ben hep bir parçamı, sonra bir parçamı ve sonra bir parçamı daha kaybetmişim. Ama tek bir parçayı bulduğumda bütün eksiklerin tamamlanacağını bana söylememişlerdi ki. Söyleselerdi oradan başlardım. Ama söylemediler. Mükerrem abi bile söylemedi. Bana hep aval aval dışarı bakmamı söylediler. Doğru yere odaklanmamı, doğrudan kendime dönmemi, en acıyan yeri bulup orayı kendi kendime öpmem gerektiğini anlatmadılar. Ya da belki de kimsenin bir halt bildiği yoktu. Çaktırmak istemediler. Zaten bilen söylemez, söyleyen bilmez denmiştir. Tayfur. Melis, nasılsın? İyiyim. Sen o kadar güzel yaşlanacaksın ki Melis. 65'ine geldiğinde keşke 65 yaşında da olsaydım diyeceksin. İstersen beraber yaşlanalım. Sen söylersin bunları bana. Peki ya mutsuz olursak? Biz de mutsuz olalım be Tayfur. Bir rüya gibi içine dalıp çıktı. Uykusuzluk başıboş sarhoş mu? Yok olmak için nefesin bana bir boz gibi. Zor duyulan sesler gözümün önünde şimdi. Ama sen gidiyorsun. Yanımda kal.